Ben Profesör Doktor Atilla Polat, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Skolyoz nedir ve ne sıklıkla görülür? Skolyoz belde asimetriyle, eğrilikle giden bir hastalıktır. Genellikle toplumlarda değişkenlik göstermekle beraber %2 ile %6 sıklığında görülen bir hastalıktır. Skolyozun belirtileri nelerdir? Skolyoz vücuttaki asimetriyle ortaya çıkar. Öncelikle en dikkat çekici bulgusu omuzlardaki asimetridir. Bir tarafımızın yüksek, bir tarafımızın daha düşük olduğu bir bulgusudur. Yine başka bir bulgusu leğen kemiklerindeki asimetriyle ortaya çıkabilir. Yine bir başka bulgusu göğüs kafesindeki asimetriyle ortaya çıkabilir. Bu durumlarda skolyozdan şüphelenmek gerekir. Skolyozun 3 tipi vardır. Konjenital skolyoz dediğimiz anne karnında başlayan, genetik anomalilere, vertebra bozukluklarına bağlı ortaya çıkan skolyoz tipi çocuk doğduğunda da bulunmaktadır. İkinci tipi nöromüsküler skolyoz dediğimiz kas ve sinir hastalıklarına bağlı çocuk doğduğunda ya da çocuk doğduktan sonra ortaya çıkan skolyoz tipi vardır. Ama en sık gördüğümüz tip adolesans skolyoz ya da idiopatik skolyoz dediğimiz skolyoz ergenlik döneminde kızlarda daha sık olmak üzere görülen skolyoz tipidir. Bu da dediğimiz gibi omuzda asimetriyle, göğüs kafesinde asimetriyle, leğen kemiklerindeki asimetriyle bir bacağın kısa olması şeklinde ortaya çıkabilir. Skolyozun tedavisi nasıldır? Skolyoz ortaya çıkan eğriliğin ve deformitenin şiddetine göre tedavi edilmektedir. Konjenital skolyozların tedavisi son derece güçtür. Burada çocuğun belinde oluşan asimetrinin şiddeti, çektiğimiz grafilerle bu eğriliğin derecesini tespit edip ona göre tedaviler vermekteyiz. Eğer eğrilik ameliyat derecesinde değilse bunlar da fizik tedavi yöntemleri ve korse tedavileri uygulanmaktadır. Yine nöromüsküler skolyozda da aynı şekilde tedaviler uygulanmaktadır. Bunun yanında çok uygun hastalarda, nöromüsküler skolyozlarda botoks dediğimiz tedavi yöntemi vardır. Bu uygulanmaktadır. Yine fizik tedavi yöntemleri bunlarda da etkili olabilmektedir. Ama adolesans skolyoz dediğimiz, idiopatik skolyoz dediğimiz ergenlik döneminde ortaya çıkan skolyozda ise genellikle korsenin bir faydası yoktur. Burada yüzme egzersizleri, fizik tedaviler, yaşam şeklindeki, yaşam şeklini değiştirme şeklinde tedaviler önerilmektedir. Ama 3 tip skolyozda da eğrilik cerrahi sınırlara dayandıysa, 30-35 dereceyi geçtiyse bunlarda cerrahi tedavi yapmak gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sağlıklı günler dilerim.